Merhaba arkadaşlar. Bugün ağırlık merkezi konusunu beraber işleyeceğiz. Ağırlık bir cisme etki eden kütle çekim kuvvetidir. Aynı zamanda küçük parçalardan oluşacağını söyleyebiliriz katı cisimlerin. Bu parçaların ağırlıklarının bileşke noktası o cismin ağırlık merkezini bize verecektir diyebiliyoruz. XY koordinat sistemindeki cisimlerin ortak kütle merkezi Şimdi cisimlerimizin x ve y koordinat sistemindeki kütle merkezleri bulunurken kütle merkezinin apsisi ve ordinatı ayrı ayrı hesaplanır. Kütle merkezimizin apsisini hesaplarken yani x değerini hesaplarken kütle çarpı apsisteki yerimiz yani m1 çarpı x1 artı m2 çarpı x2 artı m3 çarpı x3 diyoruz. Bölü sistemdeki toplam kütle bize neyi verecektir? Buradaki kütle merkezimizin apsisinin yerini verecektir diyebiliyorum. Aynı şekilde ordinatımız için Kütleler çarpı ordinatları bölü toplam kütleler bize neyi verecektir? Kütle merkezimizin ordinatının yerini verecektir diyebiliyorum. Şekildeki koordinat sistemine yerleştirilen kütlelerin kütle merkezi koordinatları nelerdir denilmiş. Öncelikle absisimizi hesaplayalım. Absis için x değerimize bakıyorum. Kütle merkezinin x değeri. Ne demiştik? Kütle çarpı kütlenin absisi. O zaman 4m'lik kütle için bakıyorum. Absisimiz kaçtır? 1. 4m çarpı 1 artı 6m'lik kütle için apsisimiz 2 6m çarpı 2 artı 2m'lik kütlemiz için 2m çarpı 4'tür diyoruz. Bölü sistemdeki toplam kütle miktarı 4m artı 6m artı 2m. Yukarısı 4 artı 12 artı 8 olarak geldi. Aşağıdaki değerlerimiz de artık 12m kadardır diyorum. 24 m bölü 12'den absis değerimizin 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde ordinatımızı bulalım. Kütle merkezinin y'deki yeri için. Kütle çarpı ordinatlardı. 4 m çarpı 3 artı 6 m çarpı 1 artı 2 m çarpı 3 bölü toplam kütlemiz. Yani 12 tane m. 12 m artı 6 m artı 6m bölü 12m buradan da artık ne gelecektir 2 kütle merkezimizin koordinatları için 2'ye 2'dir diyebiliyorum eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilen kütlelerin ortak kütle merkezi hangi noktadadır demiş burada sistemde ortak kütlelere bakacağız 3m ve m kütlesinin koordinatlarını birleştiriyorum ve ikisinin denge noktası Artık ne olacak? 3m bir birim. m ise 3 birim uzaklıktadır diyebiliyorum. Ve burada artık ortak bir kütle. Yani 4m'lik bir kütlemiz vardır. Sistemde oluşturulan 4m ile diğer 4m'in denge noktası L noktasındadır diyebiliyorum. Çünkü eşit kütleler eşit uzaklıklarda olmak zorunda. İkisi içinde ikişer birim uzaklık alıyorum ve denge noktamızın yani sistemin ortak kütle noktasının kütle merkezinin L noktası olduğunu söyleyebiliriz.